İncir, Ege bölgesinde öne çıkan besin maddelerinden biri. Ayrıca oldukça fazla vitamini ve minerali de bünyesinde bulunduruyor. Faydalı yani. Ama inciri işlemek de o kadar kolay değil. Pamukkale haber ekipleri Nazilli'deydi ve incirin işlenişini görüntüledi. İncir Ege bölgesinde öne çıkan başlıca yiyecekler arasında besin değeri açısından da oldukça zengin. Lifli bir yapıya sahip olan incirde A, C ve B vitaminlerinin yanında sodyum, potasyum, kalsiyum, fosfor, manezyum ve demir mineralleri de bolca bulunuyor. Diğer taraftan omega 3 ve omega 6 yağ asitleriyle proteinler de incirde bulunan diğer vitaminler. İşte bu kadar faydalı olan inciri işlemek ise özel bir teknik gerektiriyor. Sizler için Nazilli'de incirin işlenişini izledik. Evet, incir festivalinden yola çıktık. Bir işletmeye doğru geldik. Şimdi yine Nazilli'de yine inciri işliyoruz bu haftaki programımızda. İşletme sahibimizi tanıyalım önce. Selamlar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Beyza İnce, Salih Öztürk benim ismim. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi şu anda üreticiden ürün teslim almaktayız. İlk ön aşamada üreticilerimizin getirdiği organik, doğal, dalından kopmuş incirleri işletmemize getiriyorlar. Arkadaşlarımız teslim alıyorlar. Merhabalar, kolay gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz. Neye bakıyorsunuz ilk teslim alırken incirde? İlk teslim alışta incirde her şeyde olduğu gibi görsellik bizim için önemli. İncirin beyaz olması, kaliteli olması, boy özelliklerine bakıyoruz. Daha sonrasında aflatoksinli olup olmadığını kontrol ediyoruz. Laboratuvarda yapılıyordur zannediyorum. Evet, çalışma. Laboratuvarda yapıyoruz. Tüm bu aşamalardan sonra inciri kaliteli bulursak alıyoruz, bulmazsak almıyoruz. Bu incir satın alınmaya uygun bir incir zannediyorum. Evet, değil mi? Evet, bu incir. Biz üreticiden, üreticiyle birebir çalışmalar yaparak üreticinin yanında refakat ediyoruz. Üreticiye diyoruz ki hastalıksız ürün üretmek için, kaliteli üretmek için ne gerekiyorsa onlarla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, bundan sonraki aşamamıza doğru yola çıkalım. Bir başka aşamadayız şimdi. İncirin kademelere ayrıldığı bölüm. Bu bölümü yine bize Salih Bey anlatacak. Tabii, üreticiden gelen ürünler elek dediğimiz kromdan yapılmış bir eleğimiz var. Burada boy numaralarına göre sınıflandırılıyor, ayıklanıyor. Tabii burada üreticiden direkt geldiği gibi ayıkladığımız için genelde kalitesine de burada bakabiliyoruz ürünü. Bir sonraki aşama fümigasyon. Fümigasyonu bize anlatın Salih. Tabii fümigasyonumuz şöyle gerçekleşiyor. Ürünler elendikten sonra, boy numaralarına göre ayrıldıktan sonra fümigasyon depolarımızda depolanıyor. Burada küçük, insan sağlığına zarar vermeyecek, ciğersizlere etkili olan kimyasalla fümigasyonlarını yapıyoruz. Fümigasyon demek oksijensiz ortamda bırakıp ürünlerin kurtlanmasını, böceklenmesini engellemek için depolama koşullarımız. Başlayalım. Yok.